48. Üçüncü cilt, 35. mektup. Bu mektup, Mirza Menu Cehre yazılmış olup nasihat vermektedir. Allahü Teala hayırlı ömürler ihsan buyursun. Saadet, iyilikler verip başınızdan geçen acıları unuttursun. Yavrum, gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi ilm öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda İslamiyetin bir emrini yerine getirmek ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniiler de araya katılırsa bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan maniler arasında ibadet ediyor. Melekler ise mani olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve zındıkların yani Müslüman ismini taşıyan Din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete doğru olmak şartıyla kat kat çok sevap verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey eshabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip dokuzunu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun.